Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Bir yeni bölümle daha karşınızdayım. Bugün yarı final mücadelesine çıkacağız. Şöyle göstereyim eşleşmeleri. Juventus Arsenal'la eşleşmiş. Paris'te bizimle. Paris'te bizimle mi? Bayern'de bizimle eşleşmiş. Evet, lafı uzatmak istemiyorum. Şöyle bir kadroya bakalım. Kadroda sıkıntı yok. Maç yap diyoruz. Formalarda da sıkıntı yok. İlk maçımız içeride. Daha sonra dışarıda oynayacağız. Yine inşallah şöyle farklı bir, yani farklıyı geçtim artık. Galip gelelim, turu geçelim. Önemli olan o. Karşılaşmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. Offside yok. Pas! Ona değildi. Ona değildi. İçim gitti bak. Ona değildi. Gerçekten ona değildi. Böylesine önemli bir karşılaşmada bunu bana yapmayın. Neyse, maç daha yeni başladı. Gnabry yardırıyor sağdan. Durduran da yok. Of, çok korktum. Hızlı çıkalım. Şimdi Mbappe'nin önüne alır mıyız topu? Aldık. Pasım oynayacağım. Neymar, 1-0 öndeyiz. Dakika 9, 1-0 öndeyiz. Hızlı çıktık. Neymar ve Mbappe biliyorsunuz ki hızlı oyuncular. Özellikle Mbappe ve onun hızından yararlanarak çok güzel bir gol attık. Erken bir gol bulduk. Çok önemli karşılaşmada. Belki izleyenler kızıyordur bana. İşte niye şut çekmiyorsun falan filan diye. Ben öyle durumlarda pas vermeyi daha uygun görüyorum. Çünkü tamam, eğlenmek istiyoruz ama aynı zamanda şampiyon da olmak istiyoruz. 2-0. Mbappe füze atıyor, füze. Maçın henüz 13. dakikası. Skoru 2-0'a getiriyoruz. Çok güzel, düzgün, çok sert bir vuruş. Skoru 2-0'a getiriyor Mbappe. Yapma ya. Ne olur yapma ya. Çıldıracağım artık ya. Vallahi çıldıracağım ya. Of. Neden ya? Of. Çok sinirim bozuluyor ya. Gerçekten çok sinirim bozuluyor ya. Çare yok. Mecbur simüle edeceğiz. Başka hiçbir çare yok. Maçtan çıkamıyoruz değil mi? Sadece maçı yeniden başlatabiliyoruz. Onu da ben istemiyorum çünkü manasız. Sinirim bozuluyor ya. Bir maç oynatmıyorlar ya. Neden ama bu pozisyon şey, bu problem ben daha önce yaşamıyordum ki. Neden yani? Neden oluyor bu? Şu an ben onu anlamış değilim. Kolu değiştirdim. Bakalım inşallah işe yarar. Bir de işin kötü yanı, ben şu an bunu taktım. Oyunun içindeyim. Oyunun içindeyken takınca tanımıyor. Oyuna girmeden önce takmam lazım. Varsa bunun çözümünü bilen lütfen söylesin. Sinirim bozuldu ya. Vallahi billahi. Bir maç oynatmadılar ya. Hayat nasıl? Yani böyle en azından spikerlik yapılabilir de. Sarmıyor ki izlemesi. Gol yedik. Evet. İlk yarı sonucu 2-1. Canım yanıyor ya. Yani varsayın finale kaldık ve finalde böyle bir problemle karşı karşıyayım. Sinirlenmeme geldi değil ya. Hah. Yedik. 2-2 oldu. Allah sizin... Of. Neyse. Bir dakika. Bıraklat. Ne diyelim? Uzun top. Evet. Uzun top diyelim. Çok da fazla oynamak istemiyorum. Yemin ederim üzülüyorum. Vallahi billahi üzülüyorum. Yazık ya. Şu maç 2-0'dan döndü ya. Karşılaşma sona eriyor. Maalesef 3-2 mağlup olduk. Ne diyebilirim ki? Sinirim tepemde. Bir sakinleşmeye ihtiyacım var. Evet, tekrar geldim. Şimdi revanşa çıkacağız. Biraz sinirim tepemde. Yani 2-0'dan maç verdiğimiz için üzgünüm. Şu problem yarattığı için üzgünüm. İkinci maçta da eğer böyle bir problemle karşılaşırsak artık yapacak bir şey yok derim. Maç yap diyorum. İkinci karşılaşmaya başlayalım. 3-2'lik bir mağlubiyetle karşı karşıyayız şu an. Buradan geri dönmemiz lazım. Deplasmanda 3 gol attıkları için bizim işimiz biraz zor. Ama imkansız değil. 2 farkla kazanırsak her türlü tur geçiyoruz. 1 farkla kazanırsak deplasmanda 3'den fazla gol atmamız lazım. Zor ama imkansız değil. Hakkımızda hayırlısı olsun bakalım. Münih'ten hepinize merhaba. Devler Ligi yarı final revanş mücadelesi az sonra başlamak üzere. İlk karşılaşmayı 3-2 kaybettik. Bunu mutlaka kazanmamız lazım. Başka hiçbir yolu yok. O yüzden full konsantre. Spikerlik yapmayacağım.
haydi haydi. Bir sıfır. Sevinmeye gerek yok, devam. Hocam. Haydi Neymar. Ama mesafe çok uzak, mesafe çok uzak. Mesafe çok uzak ya, pas oynayacağım. Ne yaptı o? Kendisi vurdu, inan kendisi vurdu. Kendisi vurdu. Çok mu bekledim, ne oldu anlamadım ama kendisi vurdu. Maçta heyecan yüksek, her iki takım da full konsantre bastırıyor. Sakın. Offside. Sana oynamak istemedim zaten çünkü, o yüzden offside. İlk yarı sona eriyor. İlk yarı sonucu 1-0 öndeyiz ama bu skor bize yetmiyor. Bayern deplasmanda daha fazla gol attığı için bu skor bize yetmiyor. Mutlaka 2 farklı kazanmamız lazım. İşte elimizde mis gibi avantaj vardı. İçine ettiler ya. Hata yapamayız. Hataya yer yok. Biraz garantici oynayacağım. Güzel pozisyonda. Orta yapmak istedim. Şut, orta şut karışımı gibi bir şey oldu ama top zaten ağlara gitmedi. Elimdeydi ya, elimdeydi. Ben öyle pas vermek istemedim. İki gol birden atmamız lazım. 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 İşimiz çok zor. Ben yine normal dengeli yapacağım çünkü zaten bizim taktiğimiz ofansif. Yarım saatte 3 gol atabilir miyiz? Çok zor. Ama imkansız değil. Kendi taktiğimi de geçtim artık. Yapacak hiçbir şeyim yok. Gol dalmamız lazım. Yuh be! Ulan yuh be! Kalecinin üzerine vurdu ya! Ulan köşeye vursana be! Hadi ya, of ya! İçim gidiyor ya! Vallahi içim gidiyor ya! Ben dokununca faul, onlar dokununca hiçbir şey yok. Ay senin oynayacağın pası. Temiz temiz bir şey yok. Dakikada 4 gol. İmkansız. Yuh be, yuh be. Nerede bu defans ya?
İlk karşılaşmadaki o mağlubiyet bizi biraz baskı altına aldı. Ama yenmemiz lazımdı, olmadı. Maalesef yarı finalde eleniyoruz. Bakalım kim şampiyon olacak, ben de onu merak ediyorum. Güzel pas. En azından bir gol daha atalım. Geçit vermiyorlar. Manuel Noya geçit vermiyor. Orta yapacağım. Artık battı balık yan gider. Defansta çok açık verdiğimiz için çok rahat bir şekilde çıkıyorlar. Evet. Şaşırmıyorum artık. Karşılaşma sona eriyor. Toplam 7-3'lük skorla yarı finalde turnuvaya veda ediyoruz. Olmadı. Olmadı. Şans yanımızda olmadı. İlk maçta yaşadığımız yine o problem. İkinci maça baskıyla başlamamız ve hiçbir varlık gösteremememiz, net pozisyonları değerlendiremememiz bizi turnuvanın dışına itti. Şimdi bakalım Bayern finalde kiminle eşleşiyor? Büyük ihtimal Juventus derken, evet, Juventus'ta eşleşmişler. Juventus'ta toplam 3-1'lik galibiyetle ayrılmış bu eşleşmeden. İlerle diyelim bakalım, final ne olacak? Finalde skor ne olacak? Kim şampiyon olacak? Merak ediyorum. Uyarı aşağı, evet tamam biliyorum, farkındayım. Turnuvayı bitirme. Turnuvayı, yani kim şampiyon tamamlıyor bana onu söyle. Final tamam, bakalım turnuvayı bitir diyelim ne olacak? Turnuva bitti. Ya Rabbi ya Resulallah ya. Ulan en azından sonucu gösterseydin ne oldu ne gitti diye ya. Bir bakalım, bir girelim ne olacak, bize gösterecek mi kimin şampiyon olduğunu. Oynamayacağım. Kaybettik, bitti gitti, tamam. Arkadaşlar bu turnuva bitti bizim için. Buradan hayır diyelim. Zaten kabul etmemiş. Aman biz yenildik zaten ya. Üf. Çık. Çık çık. Tamam yenildik. Turnuvadan elendik. Bu Paris Saint Germain'le olan bir seriydi. Bir turnuvaydı. Bir sonraki turnuvaları başka takımlarla yapmayı düşünüyorum. Yine muhtemelen aynı takımları alacağım. Çünkü güçler eşit. Sadece o kadar takım seçtik. Sanki birçoğu yok gibiydi benim için. Ben onu anlamadım. Yani lig usulü yapsam diyorum. Onda da çok fazla uzun sürüyor gibi. Hani böyle tadı kaçıyor artık. O yüzden böyle kısa turnuvalarla kanala biraz renk gelsin istiyorum. Umarım turnuva hoşunuza gitmiştir. Gönül isterdik ki finale kalalım, şampiyon olalım ama şanssızlıklar bizi bırakmadı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Son maçta özellikle topyekun saldırdık. O yüzden zaten defansta çok büyük boşluklar verdik ve golleri ardı ardına yedik. Tabii ki bu bir bahane değil. Bir sonraki maçlarda her ne kadar geride olsam da, baskı altında olsam da bu karşılaşmaları lehime çevirmeyi bilmem lazım, öğrenmem lazım. Bu turnuvada bana eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Umarım turnuva hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yapacağınız her yorumla birlikte bana ekstradan bir yardım, bir destekte bulunmuş oluyorsunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.